Dear friends and colleagues, welcome. Saygıdeğer meslektaşlar, dostlarımız, ikinci panelimize hoş geldiniz. Boğaziçi Üniversitesi Akademik Yönetişim Çalışma Grubu adına hepinize hoş geldiniz demek isterim. Üniversite özelliği, akademik yönetişim ve kamu araştırma üniversiteleriyle ilgili panelimize hoş geldiniz. Bu bizim ikinci panelimiz, bu konuyla ilgili düzenlediğimiz. İki hafta önce bir öncekini organize ettik. Akademik özellik ve üniversite özelliğinden bahsettik. Bugünkü sorumuz üniversite özelliği, yönetişim konuları ve kamu araştırma üniversiteleri. Özellikle de üniversite toplum ilişkileri üzerinde konuşacağız. Yine çok saygıdeğer bir panelist grubumuz var. Müsaade ederseniz onları size takdim edeyim. Konuşma sırasına göre takdim etmek istiyorum. En başta Narend Bejnat'la söze başlayacağız. Kendisi Magna Carta Gözlem Merkezi Yönetim Kurulu üyesi olup, buraya katılmadan önce Güney Afrika Yükseköğretim Konseyi CEO'su olarak görev yaptı. Buraya katılmadan önce ise Güney Afrika Üniversitesi Rektör Vekili olarak çalıştı. Daha öncesinde aynı kurumda strateji, planlama, partnerlikler, araştırma ve planlama başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu. Ders verdiği üniversiteler arasında Cape Town ve Western Cape Üniversitesi vardır. Western Cape Üniversitesi'nde akademik planlama yöneticisi olarak görev yaptı. 2012 Temmuz ayında Güney Afrika temsilcisi olarak Commonwealth of Learning Yönetim Kurulu'na katılmıştı. Bu görev kendisine Güney Afrika Yükseköğretim ve Eğitim Bakanlığı tarafından verildi. 2020 Temmuz'unda aynı kurulun yönetim kurulu başkanı olarak atandı. Güney Afrika Bilim Akademisi üyesidir. 2008'de St. Edmunds College, Cambridge Üniversitesi öğretim görevlisi olarak göreve başladı. Narend'in master derecesi Durham Üniversitesi, doktorası ise Western Cape Üniversitesi'ndedir. Hoş geldiniz efendim. İkinci panelistimiz Agneta Blatt. Dr. Blatt kendisi Magna Carta Gözlem Merkezi'nin başkan yardımcısı ve İsveç Araştırma Konseyi Araştırma Yönetim Kurulu üyesi. 2017-18 arasında özel bir gözlemci olarak üniversiteler arası, İsveç üniversiteleri uluslararasılaşma konusunu incelemek üzere görevlendirilmişti. Kalmar Üniversitesi rektörüydü daha öncesinde İsveç'te. 2004 ve 2009 yılları arasında bu görevi yaptı. Daha önce 1998-2004 yılları arasında Devlet Bakanı, bir bakan vekili görevinde bulundu. İsveç Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nda kendisinin sorumluluk alanı yüksek öğretim ve araştırmaydı. Bu görevi yaparken Bologna Deklarasyonu'nu imzalayan kişilerden birisiydi kendisi. 1995-98 yılları arasında Dr. Blatt, Ulusal Yükseköğretim Kurulu'nda genel müdür yardımcısı olarak ya da genel müdür olarak çalıştı, düzeltiyorum. Dr. Blatt birçok üniversitede, İsveç ve Norveç'te kurullarda görev yapmaktadır. Avrupa ülkelerinde görev yapmaktadır. Aynı zamanda VA isimli, yani Halk ve Bilim isimli bir kurulun başkanıdır. Araştırmacılarla halk arasındaki ilişki ve diyaloğun iyileştirilmesi için çalışan bir kuruluştur. Blatt, Danimarka Akreditasyon Konseyi ve İsveç Yükseköğretim Kurulu'nda görev yapmaktadır. 2014'e kadar Avrupa Birliği Yüksek Öğretim Kurullarının modernizasyonu ile ilgili grupta çalışmaktaydı. Uluslararası Üniversiteler Birliği'nin de bir idare kurulu üyesiydi 2008-2012 yılları arasında. 2000 yılı OECD için gözden geçirme grubunun üyesidir. Doktorası Stockholm Üniversitesi'nden siyaset bilimleri alanında verilmiştir. Hoş geldiniz efendim. Üçüncü panelistimiz Thomas Esterman olacak. Kendisi yönetişim, fonlama ve kamu politikası geliştirmeleri konusunda Avrupa Üniversiteler Birliği'nde bir direktör olarak görev yapmakta. Görev tanımı arasında üniversitelerin özellik yönetişim ve finansal sürdürülebilirliğini sağlanması vardır. Bu birliğe katılmadan önce 2007 yılına kadar Thomas Esterman Stratejik Geliştirme
ve üniversite rektörü vekili olarak müzik ve performans sanatları Viyana Üniversitesi'nde görev yapmaktaydı. Birçok reformun Avusturya'da yüksek öğretim konusunda yapılmasına üniversite senatolarında görev yaptı. 1997'de buraya katılmadan öncesinde ise avukat olarak görev yapmaktaydı. Thomas, Avrupa'da birçok ulusal komitede çalışmakta, uzman gruplarda, editoryal gruplarda, danışma kurullarında ve bu şekilde yüksek öğretim yönetim programlarına ve ulusal yüksek öğretim reform süreçlerine katılmaktadır. Yaptığı yayınlar arasında üniversite fonlaması, yönetişim ve idare konuları vardır. Avrupa Üniversiteler Birliği özellik raporları yazarlarından da birisidir. Master derecesi hukuk konusunda Viyana Üniversitesi'nden verilmiştir. Thomas, hoş geldiniz. Bugün biz modern üniversite tanımını yaparken birçok temel değişim olduğunu görüyoruz. Binlerce yıllık geçmişi boyunca üniversitelerde birçok değişim oldu. Araştırma ve eğitim birbirinden ayrılamaz hale geldi ama aynı zamanda akademik özgürlük ve üniversite özerkliğine dayalı bir model oluşturuldu. Üniversite özerkliği akademik özgürlüğün temelini oluşturmaktadır. Üniversitenin insanlığın ihtiyaçlarına karşılık verebilmesi için ahlaki ve entelektüel olarak ekonomik güç ve siyasi otoriteden bağımsız olması gerekir. Araştırma üniversitesi akademik özgürlüğün koruyucusudur kurumsal özerkliği sayesinde ve böylelikle kamu faydası oluşturur. Bunu yapısı, varlığı ve göreviyle yerine getirir. Bunun sonucunda da özgür ve eleştirel düşünce yeşerir ve topluma değer yaratır. Üniversiteler toplum ve devlet arasındaki bir toplumsal sözleşmeye dayalı olarak var olurlar. Genellikle devletin üniversitelerden ne beklediği açıktır. Fakat ya toplum? Toplumun bir kamu araştırma üniversitesinden beklentileri nelerdir? Neden buna önem verirler? Bence bu sorunun yanıtı Güney Afrika'da, İsveç'te veya Türkiye'de çok farklı olabilir. Ama ortak bir zemin yok mu? Bu sorular panelimizde yanıt arayacağımız sorulardan bazıları. Her panelistin 15 dakikalık bir sunumu olacak. Tüm sunumlar bittikten sonra soru-cevap kısmımız olacak. Soruları chatten alacağız. O yüzden lütfen soruları chatten Elif Ünlü'ye göndermenizi rica ederiz. Belki fark etmişsinizdir, ekranınızın Zoom ekranının alt köşesinde çeviri seçeneği var. Interpretation yazan çeviri seçeneğinde dilediğiniz çeviri kanalını simultane çeviriyle dinleyebilirsiniz. Panelimize Narend Vejda ile başlamak istiyoruz. Toplumun üniversitelerinden ne beklediği konusunda bir perspektif verecek bize. Narend, söz sizin. Çok teşekkürler. Ekranımı görebiliyor musunuz diyor Narend. Görünüyor mu? Full screen, tam ekran yapabilirsek dendi. Tamam. Sözlerimin başında Taner'e şükranlarımı sunmak istiyorum bu organizasyonu ve bundan önceki webinarları organize ettiği için. Bu çok önemli bir konu. Ve kendisi çok büyük bir yetkinlikle, büyük bir beceriyle bu organizasyonu yaptı. Ve katılan herkes de çok memnun. O yüzden Taner, çok teşekkür ediyorum sana. Benim için de buraya katılmak ve bu saygıdeğer panelin üyesi olarak aranızda bulunmak, Agneta'nın yanında ve Thomas'ın yanında bulunmak büyük bir memnuniyet, büyük bir ayrıcalık. O yüzden hepinize bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi kısa zamanımız var. O yüzden sunumum içinde bazı araştırmalardan bahsedeceğim ama keşke bir ayımız olsa. Çünkü okunacak çok şey var, düşünecek çok şey var. Dolayısıyla çok karmaşık bir konunun yüzeysel olarak incelemesini yapmak isterseniz tabii ki zaman kısıtlaması bizim bu sunumumuzu birazcık kısaltmamıza sebep oldu. Şimdi soruyu sormanın belki en iyi yolu şu olur. Toplum kamu araştırma üniversitesinden ne bekler?
özellik bunun içinde ne gibi bir rol oynar? Buna cevap olarak benim en yakın, en iyi yaklaşımım esasen bu soruya farklı bir yönden yaklaşıp neden üniversiteler vardır ki diye sormak olacak. Yanıtı mümkün olan en basit şekilde vermek isterim. En azından daha karmaşıklaştırmadan vermek isterim. Kamu araştırma üniversiteleri ilk olarak herkesin faydasını hedefler ve bu devlet ve kamu yapılarının mimarisinde yer alır. Aynı fikre yöneliktir kamu yapıları da. Her modern toplumda muhtemelen bunun anlamlandığını görürsünüz. Bunun da ötesi, Cem Kutsiyan'ın sözlerine bakacak olursak, sunuma devam etmem de gerekir. Bu iki kaynağa çok baktım. Cem Kutsiyan şunu yazdı. Higgins'in kitabında, ki çok güzel bir kitaptır, çok da güzel bir ön söz yazmış. Ben de sizinle paylaşmak istiyorum. Nobel kazanan gerçek bir değer, Güney Afrika'dan çok kıymetli bir yazar. Diyor ki, eleştirel olarak okur yazarlığı olan bir yurttaş yetiştirmek, yetkin, sorgulayabilen, bir takım varsayımların arkasındaki soruları sorabilen, ulusal ekonomik yaşamı sorgulayabilen, her anın değerini bilen, yani eleştirel okuryazarlık kültür için çok önemlidir der. Diyor ki sürekli kendini yenileyebilir bu sayede ve üretilen bilgi, üniversiteler tarafından üretilen bilgi herkes için kritik öneme sahiptir. Böylelikle bilgi ulusal ve gelişimsel hedeflere ulaşılır. Bu aslında siyasi zorunlulukların da ötesine geçiyor. Günün siyasi sorunlarının ötesine geçiyor. Yani bu kakofoni ve ses karmaşasının ötesine geçip politikanın ötesine geçiyor. Yani üniversiteler tabii ki çok büyük bir rol oynuyor. Toplumun önemli desteğini sağlamakta, bu yayınlarda da söylendiği gibi. Daha da önemlisi her genç nesil, Higgins'in kitabında da söylendiği gibi dünyaya taze bir gözle bakar. Yepyeni bir gözle bakıp yolunda gitmeyen şeyleri görür ve değiştirmeye çalışır. Üniversitelerde bu gençlere gerekli entelektüel araçları verir eleştirel düşünce için. Burada bir özet vermeye çalıştım. Bir takım kilit sebepler, neden üniversiteler var ve ne gibi bir rol oynuyorlar toplumda bu sorulara yanıt olarak. Tabii ki üniversitelerin bu görevi yerine getirebilmesi için ve olumlu sonuçlar elde edebilmesi için bu konuda onların ideal koşullara sahip olması gerekir. Burada da kısaca ideal koşullara bakıyorum. Bu ideal koşullardan bazıları özellikle kamu üniversiteleri için gereklidir görevlerini toplum içinde optimum olarak yerine getirebilmeleri için. Her şeyden önce her demokraside veya her toplumda üniversitelerin bir şekilde bağımsız olduklarını gösterebilmeleri, yani günün siyasi gücünden en azından belli bir mesafeyle uzak durabildiklerini gösterebilmeleri, bağımsız olduklarını, kendi kendine karar verebildiklerini, özerk olduklarını kanıtlayabilmeleri gerekir. Kendi kaderleri için karar verme becerisini gösterebilmeleri gerekir. Özerklik derecesinin de yüksek olması gerekir. Yani ister fakülte üyeleri, ister öğrenciler olsun, böylece kamu yararı için soruları yanıtlamaya başlarlar. Böylece akıllı, partizan olmayan ve eleştirel yöntemlerle geliştirmeler yapabilirler. Aynı zamanda bu alanın kendilerine verilmesi, bu imkanların kendisine verilmesi çok önemlidir. Baskı altında olmadan seslerini duyurabilirler
ve grup içindeki, pardon, toplum içindeki grupların organize edilmesini sağlayabilirler. Peki akademik özgürlük dış etkilerden ayrı, müdahalelerden uzak olabilmek demektir. Kim öğretecek, ne öğretilecek veya bir şeyler nasıl öğretilecek ve kime öğretilecek bunlar? Bunlar son derece kritik öneme sahip. Bunlar Britanyalı filozof Husserl tarafından dile getirilmiştir. Der ki, üniversiteler toplum içinde önemli bir yere sahiptir. Sadece ticari sadece doğrudan ticari avantaj sağlamak değildir amaçları. Hiçbir toplum önceden hangi bilginin bu üniversiteden çıkacağını ve neye yarayacağını, ne gibi bir fayda sağlayacağını bilemezler. Russell, akademik özgürlüğün faydasını görür. Sadece araştırma açısından değil, klasik anlamda Almanca Bildung denilen bilgi kelimesi üniversitelerden geliyor. Yani üniversiteler kurumlardır ve esas sosyal fonksiyonu bilgiyi yaratmaktır. Bu sosyal fayda esası mezunlarında da gerçeği takip eden bireyler ortaya koyabilmektir. Herhangi bir meslekle üniversiteden çıktıklarında gerçeğin peşinde koşabilmeleridir. Yani üniversitenin yarattığı değer kısmen yaptığı ders, verdiği ders ve ortaya çıkarttığı mezunlarda görülür. Yani mezunlar bir anlamda bilginin sadece bilgi amacıyla takip edilmesini sağlayabilmelidir ki Russell da böyle diyor. Güney Afrika çerçevesinde baktığımızda da yine burada 1997 Beyaz Belgesi'nde açıkça yazıldığı üzere üniversiteler aydınlanmış, sorumlu ve eleştirel yurttaşların geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur diyor. Bizim yüksek öğretim reformunu Güney Afrika'da uygulamamızı sağlayan politika belgemiz yine şunu da söylüyor. Toplumun ihtiyaçlarına karşılık vermek ve uzmanlık alanlarının gelişmesini modern ekonominin bilgi toplumu çerçevesinde ilerlemesini sağlamak. Aslında baktığımızda kendi bağlamımızda Güney Afrika'da daha faydacı bir bakışla üniversiteleri ele almışız. Ama üniversiteler aslında belli bir özerklik içinde işlevlerini gösterebilmeliler. Kurumlar olarak dışarıdan gereksiz müdahale olmaksızın bağımsız bir şekilde hayatlarına devam etmelidirler. Bunun olduğunu biliyoruz. Ve şimdi bir soru soracağım. Neden akademik özgürlüğün savunulması gerekti? Üniversiteler zaman içinde son birkaç yüzyılda finansmanlarını özel kaynaklardan sağlamaya başladılar. Daha önce bu aslında kiliselerden de sağlanıyordu ve zaman içinde bu finansman elit kesimden gelmeye başlamıştı ve elitizmden bir dönüş gerçekleşti. Elitizm bütün toplumlarda vardır. Sadece sınıfa dayalı değildir. Daha çok liyakata dayalı toplumlarda kaymağın en üst tabakası, en parlak, en akıllı olanlar hem akademisyen hem öğrenci olarak en iyi kurumlara girerler. Bu da bir tür elitizm algısı yaratıyor. Burada eleştirel olmaya çalışmıyorum. Elitizm burada aslında
gerçekten layık olanların dışarıda bırakıldığı farklı bir seçkincilik olarak burada yer alıyor. Layık olanların değil. Ve son yıllarda burada bir kitleleşme oluşmaya başladı. Bunda sonuçları yaşanıyor. Üniversiteler artık böylesine küçük azınlıklar, küçük seçkinlere hizmet vermeyi bıraktı. Bunun ötesine geçti ve büyük kamu kaynaklarından faydalanmaya başladı. Böylece hükümetler de ekonomik büyüme, teknik ilerleme için üniversitelerin imkanlarından faydalanmaya başladılar. Gelişim bu şekilde gerçekleşti. Aslında bunun dışında daha büyük bir hesap verebilirlik var, sistemik bir düzenleme var, düzenli olarak Sayıştaylar tarafından kamu denetimi gerçekleşiyor. Dolayısıyla burada özellikle ilgili belki bir müdahale var diyebilirsiniz ama büyük kamu kaynaklarından faydalandığınızda bu tür denetimden kaçınmak mümkün değildir. Burada hükümetler çeşitli düzenleyici uygulamalara başladılar. Bunun içinde inceleme, denetleme var ve yine üniversitelerin aslında daha hesap verebilir ve daha şeffaf olması sağlandı. Bu da kötü bir şey değil. Ama bunun dışında bir de meslek dayanışması, disiplin ve demokratik örgütlenme ve özerkliğin yerine tamamen güçlü bir yönetim iradesi geçmeye başladı ve giderek artan bir şekilde sorunlarla başa çıkmak için hükümet üniversitelere başvurmaya başladı. Bu da üniversiteler içinde çeşitli rekabet koşulları yarattı. Üniversiteler aslında temel bilim dalları için bile araştırma yapmamaya başladı. Bunun yerine farklı alanlarda hizmet vermeye başladı. Burada kalite güvencesi, kontrol, denetim ön plana çıktı. Burada hükümetin istediği erki ele geçirmesi ve toplumun bütün boyutları, bütün kurumlarına hakim olma isteği ön plana çıkıyor. Üniversitelerde buna karşı tabii ki bir yanıt veriyor. Üniversiteler böyle bir durumda hükümete karşı gelme ve muhalefet etmenin bir arenası haline geliyor gençler ve akademik çevreleri barındıran üniversiteler toplumun içinde. Dolayısıyla önemli bir muhalefet rolü oynayabiliyor üniversiteleri de. Dolayısıyla hükümetler kontrol altında tutmaya başlıyorlar. Bütün toplumlarda bu az veya çok mutlaka yapılıyor. Bazılarında iki dakikanız kaldı Narend, iki dakikanız kaldı. Evet, zaman uçup gidiyor. Evet, şunu söyleyeyim, bunun sonucunda aslında bir işletme devrimi yaşandı. Zaman içinde bu yönetimde daha sıkı ve katı kontroller, hiyerarşik yapılar ve bürokratik yapılar oluşturuldu. Ama en önemli
değinmek istediğim konu sosyal sözleşme. Sosyal sözleşme ile üniversite toplumun beklentisini karşılar hale geliyor. Ve bir toplum eğer bir üniversiteye faydalı olacaksa ondan da bir fayda bekler. Eğer durum böyle değilse bu tür özel kurumların, toplumların desteklemesini beklemek giderek zorlaşır. Üniversiteler sadece karmaşık kurumlar değildir. Aynı zamanda çok sayıda farklı dış bağlamda yer alırlar sosyal, ekonomik ve siyasi olarak ve üniversitenin geleneksel olarak fil dişi kulesi gibi algılandığını biliyoruz. Yıllar içinde, yüzyıllar içinde baktığımızda üniversiteler demokratik, bilimsel devrimler yaşanmış ve bu dönemde ulus devletler kurulmuştur. Dolayısıyla şöyle ya da böyle üniversiteler her zaman bunların bir parçası, öncüsü olmuştur. Tabii ki şunu da unutmayalım, sorumlu üniversitelerin, yüksek öğretim kurumlarının daha fazla ortaklık kurması gerekiyor. Bu ortaklıkları hem içinde var oldukları toplumla hem hükümetlerle hem özel sektörle kurması gerekiyor. Bütün programlarımızın toplumu merkeze alması, bütün araştırmalarımızın ulusu merkeze almasında büyük fayda var. Buraya baktığımızda bizim attığımız her adım toplumun, basının, hükümetin gözlemi altında gerçekleşiyor. Bu bir gerçek ve biz burada akademik olarak attığımız her adımda modern demokrasilerde, modern üniversitelerde bunu göz önünde bulundurmalıyız. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Narend. Bu hakikaten çok güzel bir girişti. Üniversitelerden toplumun beklentisini çok güzel açıkladınız. Evet, şimdi Agneta Blad'a söz vermek istiyorum. Kendisi kurumsal değerler ve akademik sorumluluk açısından konuyu ele alacak. Agneta, söz sizin. Çok teşekkürler Taner ve beni davet ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Bu panelde bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Aslında benim açımdan biraz özel bir durum. Çünkü ben Haziran'da Magna Carta Gözlem Merkezi Konseyi'nden ayrılacağım. Bu konseye yaklaşık 8 yıl önce girdiğimde eski başkan Easton Adigan'ın son Üstün Ergüder'in sizin eski rektörünüzün son toplantısıydı ve benim de Magna Carta Gözlem Evi merkezindeki ilk toplantımdı. Diğer iki panelistle birlikte olmaktan dolayı da çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Önceki panelde de bir sunum yaptım. Magna Carta Üniversitesi ve temel değerler daha çok orada el alınmıştı. Ben burada daha çok kurumsal değerlerden söz edeceğim. Dünyanın her yerindeki kurumların stratejik planlama süreçlerinde dile getirdikleri ve bir kurumun stratejiyi gerçekleştirirken kılavuz olarak aldığı değerler bunlar. Burada bazı kurumsal değer örneklerini görüyoruz. Yeni Magna Carta Üniversitesi'nde 2020 yılında eşitlik ve dürüstlükten söz ediliyor. Ama tabii ki küresel bilinç, ulusal birlik, yaratıcılık, bir fark yaratmak, kendine güven, girişimcilik, sosyal sorumluluk ve tabii ki akademik
akademik mükemmeliyet ve canlılık. Burada çok sayıda farklı kurumsal değerin farklı kurumlar tarafından sahiplenildiğini görüyoruz. Ortak fayda dendiğinde bizim Glasgow Caledonian Üniversitesi'nde yaptığımız bir seminer aklıma geldi. Üniversitenin ortak faydasını burada ele almıştık. Bu ortak fayda da kendi kurumsal değerleriyle ilgili onlara bir kılavuz oluşturma çalışmasıydı. Yine temel değerler önceki toplantıda da söylendiği gibi bizi yalıtmaz. Tam tersine birbirimizle etkileşim içinde ve toplumla etkileşim içinde olmamızı sağlar. Bunun sonucunda da bir sosyal mutabakat oluşur. Bu sözlü olabilir ya da olmayabilir. Bazı durumlarda kurumsal değerler içinde dile de getirilebiliyor bunlar. Yeni Magna Carta'da yine sorumluluk kelimesine yer veriliyor. Ben burada kendi görüşlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Akademik sorumluluk konusunda, akademik özgürlük dışında bir terim bu. Bunu dışsal ve içsel olarak ikiye ayırdım. Önce dışsal akademik sorumlulukla başlıyorum. Burada benim için toplumun eğitim ve araştırma ihtiyaçlarını karşılamak demektir. Avrupa Komisyonu'nda ise sorumlu araştırma ve inovasyondan, RRI'den söz ettiler ve bu kavramı birkaç yıl önce bizim farklı üye devletlerde yapılan tartışmalarda ele almamızı sağladılar. Bir de toplum ve kamuyla sürekli bir diyalog içinde olmak gerekiyor. Buna tekrar değineceğim. Bence burada sürekli bir temas içinde olduğunuzda ve dünya ile olan bu sürekli temasınızda mutlaka dürüstlüğü korumak ve işbirliği yapmak gerekiyor. Akademik sorumlulukta, iç akademik sorumluluk dediğimizde akademik değerlerimize bağlı ve dürüst olmak, etik değer şekilde davranmak, bilimsel olarak dürüstlük dışı davranışların önlenmesi. İsveç'te bu konuyla ilgili çalışmalarımız var. Yüksek kaliteyi hem öğretim hem araştırmada elde etmeye çalışıyoruz. Kalite güvence çalışmalarına katılıyoruz. Açıklık, şeffaflık ve toplumsal cinsiyet eşitliğini elde etmeye çalışıyoruz. Ve en önemlisi bilimin sonuçları için sorumlu bir şekilde davranıyoruz. Yani her şey geliyor, dayanıyor güvene ve etkileşime. Güven kazanmak için etkileşim içinde olmak bir şart. Şunu da söyleyeceğim, akademik özgürlük ve akademik sorumluluk birbiriyle büyük ölçüde bağlantılıdır. Yüksek bir akademik sorumluluğunuz varsa siyasi müdahale için nedenleriniz azalır. Daha önce de söylediğim gibi dürüstlük sadece kurumlar için önemli değildir. Öğretim üyeleri için de sadece önemli değildir. Tüm devlet için, tüm toplum için önemlidir. Bir de bizim aktif olduğumuz bir başka konuda araştırma konseyleri ve burada bazı hakemlik yapma ilkelerimiz var.
bunlarla ilgili olarak bazı konulara değinmek istiyorum. Uzman değerlendirmesi, şeffaflık, tarafsızlık, uygunluk, gizlilik, dürüstlük ve etik davranış, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik. İsveç Araştırma Konseyi aynı Global Araştırma Konseyi gibi kendi iç süreçlerinde bazı ilkeler ile hareket ediyor. Etik ilkeler de yine herkes için geçerli. Burada Avrupa araştırmada dürüstlük kurallarına değinmek istiyorum. Güvenilirlik, dürüstlük, saygı ve hesap verebilirlik en önemli ilkeler olarak ön plana çıkıyor. Araştırmanın toplumsal ve ekonomik bazı etkileri var. Toplumlarımız bizim araştırmalarımızın onlar üzerinde bir etkisi olmasını talep ediyor. Ama bu etki yönlendirilemez. Bunu unutmayalım. Bazen hükümetlerimiz araştırma alanlarına etki etmeye çalışıyor. İsveç'te hükümet de bunu yapıyor. Bazı başka serbest alanlarımız var. Ama biz her zaman politikacılarımıza şunu hatırlatıyoruz. Temel araştırmalar etki edilmemiş uzun dönemli etkisi de toplumlarımız açısından büyük önem taşıyor. Global gelişme ve global sınamalara katkıda bulunuyoruz. Birleşmiş Milletler 2030 gündeminde bunu görüyoruz. Hem bu yönlendirilmiş hem de temel araştırmalarda bilim insanları toplumun bir parçası olarak hareket ediyorlar. Toplumdan yalıtılmış değiller. Toplumun birer bireyi olarak adım atıyorlar. Ama şunu da unutmayalım. Kendi araştırmalarını daha fazla kişiye duyurmak da araştırmacıların elinde. Bazılarımız bunu bazen unutuyoruz ama bu çok önemli bir konu. Sözlerimin sonunda birkaç kelime de Yaşayan Değer Projesi ile ilgili söylemek istiyorum. Bu Magna Carta Gözlem Merkezi'nin bir projesi. Projenin üniversitelere verdiği fırsat kendi değerlerini gözden geçirme fırsatı ve bu değerlerle yaşayıp yaşamadıklarını, ne ölçüde yaşadıklarını ölçme fırsatı veriyor üniversitelere. İki tane pilot kurumumuz var tüm dünyada. Bu Yaşayan Değer Projesi'ni kendi kurumları içinde uygulayan iki pilot. Rusya'dan, Brezilya'dan, Britanya, İsveç, İtalya, Mısır, Mauritius ve Avustralya'dan birçok katılımcı var. İki değil efendim, düzeltiyorum. Birçok katılımcı var. Ve bunu belki reformların nerelerde gerektiğini görmek için yapıyorlar. Yeni değerler seçebilmek için yapıyorlar. Veya benim de Stockholm Üniversitesi'nde gördüğüm gibi bazen mevcut değerlerin, daha önceden seçmiş, belirlemiş oldukları değerlerin halen öğretim görevlileri için veya öğrenciler için, idareciler için uygulanabilir olup olmadığını, hala geçerli olup olmadığını ölçmek için yapıyorlar. Yani bakarsanız bunu yaptıktan sonra reform uygulamasını destekleyebilirsiniz. Peki, değerin kıymeti nedir? Eminim ki iç dürüstlük sağlanır. Özellikle özel bir misyon varsa, özel bir görev varsa bunun başarı ihtimalini artırır. Bu kurumsal gelişim için bir kılavuz oluşturur. Belirsizliklerin üstesinden gelinebilir.
farklı beklentiler var. Çünkü küreselleşme ve değişimden kaynaklanan, böylelikle belirsizliğin üstesinden gelebilirsiniz. Kendi seçtiğiniz değerlere bağlı kalırsanız. Aynı zamanda toplumla daha derin bağlar kurabilirsiniz. Ve öğrencileri angaje edip üniversiteye dahil edebilirsiniz. Belki DNA'nızı kendinize has eşsiz kurum özelliklerinizi belirlemenizi sağlar bunlar ve üniversitenizin gelişimini yönlendirir. Yönetişim konusunu zenginleştirir, üniversite yönetimine bir stratejik plan ve iletişim sayesinde yardımcı olur. Ve en önemli şey şudur. Bu değerlerle sizin davranışınız arasındaki ilişki. Değerlerimizi yaşıyor muyuz? Ve bu son derece önemli bir konu ve soru. Yaşayan değer projesi yapmak isterseniz bu soru da ele alınabiliyor. Ve yukarıdan aşağı inen bir şey değil bu. İçsel olarak sorulan, üniversitenin kendi içinden sorulan, fakülte üyeleri tarafından sorulan bir soru. Dikkatle dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler Agneta. Gerçekten çok güzeldi. Ne güzel bir şekilde bitirdik. Böyle bir değerler projemiz vardı uzun zaman önce Boğaziçi'nde. Birçok karar da aldık buna bağlı olarak. Kendi kendimize bunları hatırlatıp duruyoruz bugünlerde sürekli ama asıl soru biz bu değerlerle yaşıyor muyuz, yaşatıyor muyuz? Asıl kritik soru bu. Bunu hiç unutmamak lazım bence. Bir de bir şey daha not aldım sizin sunumunuzdan. Araştırma ve toplum arasındaki ilişki, bu iletişimin kurulması gerekiyor. Bu da çok önemli bir konu. Çok teşekkürler. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Üçüncü panelistimiz Thomas Esterman. Kendisi üniversite özelliği ve Avrupa'daki durumla ilgili güncel bir tanım verecek. Çünkü üç raporun yazarı kendisi. Avrupa Üniversiteler Birliği'nin üniversite özelliğiyle ilgili yazdığı raporların yazarı. Türkiye'de bu çalışmaların ilk ikisinde yer aldı fakat sonuncuya katılmadı. Umuyorum yakın bir güncelleme olacak. Türkiye'de o zaman umarız rapora girecek. Bakalım neler olmuş. Türk üniversitelerinde genel olarak durum nasılmış onu görürüz daha sonra. Thomas söz sizin efendim. Çok teşekkürler Taner. Ben de kendi adıma burada bulunmaktan büyük bir memnuniyet ve onur duyduğumu ifade etmek isterim bu panelde bulunmak. Agneta ve Narent'le birlikte bazı fikirleri sizlere üniversite özgürlüğü, akademik özgürlük gibi konularda konuşmaktan gurur duyarım. Bizim yapmakta olduğumuz Avrupa Üniversiteler Birliği'nde çalışmamız kurumsal özellikle ilgili. Slaytlarımı açayım. Just a couple of words. İlk olarak EUA, Avrupa Üniversiteler Birliği ile ilgili bilgiler vereyim. Üyelerimiz olan bir kuruluşuz. 850 üyemiz var, 47 ülkeden geliyorlar. Çok büyük sayıda üniversiteler, bireysel üniversiteler veya ulusal üniversite birlikleri, üniversite temsili amacıyla bizim üyemiz. Üniversite sektörünün sesini duyuruyorlar. Biz üniversitelerin tüm görevlerini öğretim, araştırma konularına, inovasyon konularına bakmakla kalmayıp daha genel çerçeve koşullarına, sorulara bakıyoruz. Birçok aracımız var inceleme yaparken kullandığımız. Bir anlamda daha iyi bir kıyaslama yapabilmek için bunları kullanıyoruz. Farklı sistemler arasında karşılaştırmalar yapıyoruz. Örneğin birkaç örnek var burada. Fonlama, yönetişim, üniversitelerle ilgili. Bunun en son versiyonunu, en son edisyonu yayınladık. 30 kadar sistemi Türkiye'de dahil inceliyoruz, kıyaslıyoruz. Bir başka kullandığımız araç da üniversite özellik scorecard'ı, karnesi. Bazı indikatörleri alıp üniversiteleri özellik açısından karşılaştırıyoruz. Ben burada
örgütsel özellik konusunun bir boyutuna odaklanacağım. Tabii ki Taner Bey'in söylediği gibi bu karne en son edisyonda Türkiye'yi dahil etmedi. Çünkü bize katılım gelmedi veri toplama sırasında ama ilk versiyonda gerekli bilgiler vardı. Onun üzerinden konuşmalarımızı yapabiliriz. Şimdi Narend ve Agneta'nın söylediklerine ben de kendi perspektifimi eklemek isterim. Kurumsal özellik açısından. Biraz daha teknik konulara değinmek istiyorum. Neden? Üniversite özelliği acaba şimdi söylenen önemli şeylere ek olarak neler içerir? Ben şunu eklemek istiyorum. Böylece üniversiteler daha stratejik hareket edebilirler. Yani son 10 yıla baktığınızda üniversitelerin beklentileri devletlerden veya yüksek öğretim politika yapıcılarından daha stratejik karar verme beklentisi vardı. Bu kurumsal özellikle ilgiliydi. Biz çalışmalarımız sonucunda gördük ki gelir çeşitliliği, fonlama da çok önemli konular. Bu finansal özellik getiriyor ve bunun sonucunda biraz daha çeşitlendirebiliyorsunuz. Ve böylelikle tek bir kaynaktan biraz daha bağımsız olabiliyorsunuz. O kaynak kimse yani devlet mi yoksa farklı fonlama kurumları mı ya da özel bir sermaye mi? Bunlardan biraz daha bağımsız olup çeşitlendirebiliyorsunuz kaynaklarınızı özellik sayesinde. Genellikle kurumlar içsel olarak bir kalite güvencesi de sağlayabiliyor. Üniversiteler başarılı bir şekilde uluslararası hale gelebiliyor. Aslında bu bir ön koşul. Yani özellik varsa daha iyi performans gösterirsiniz anlamına gelmiyor. Özellik bir ön koşul. O olursa daha iyi performans gösterebiliyorsunuz. Şimdi 29 tane yüksek öğretim sistemimizi biz karşılaştırıyoruz. Skorlama ve sıralama sistemimizi geliştirdik ve sadece 29 sistemi kıyaslamakla kalmıyoruz. Kurumsal özelliğin geliştirilmesi konusunda başka sistemlere de bakıyoruz. Şu anda Batı Balkan bölgesinde de bu projemizi yürütüyoruz. Burada 4 tane boyut verilmekte ve kullandığımız endikatörleri görüyorsunuz. Kurumsal özellik konusunda karşılaştırma yapmak için kullandığımız endikatörler. Şunu netleştireyim. Kurumsal özellikte biz devlet ve üniversiteler arasındaki ilişkiye bakıyoruz. Bu netleştirme çok önemli. Burada farklı endikatörler var. Bunları üyelerimiz arasında yıllar içinde uzun uzun tartışıp konuşuyoruz. Buradaki kilit unsurları belirliyoruz. Ve bunun sonucunda en önemli olanlar ortaya çıkıyor. Bu 4 boyutun altında bazı kilit kolaylaştırıcılar görüyorsunuz. İlk boyutta bakacak olursanız stratejik yönetişim, stratejik planlama ve işbirliğinin çok önemli olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda örgütsel özellik için, kurumun yönetişimi için toplumla ilişkiler ve hesap verilebilirlik konuları da son derece önemli. Dolayısıyla bu boyutta aslında şimdiye kadar konuşulan konuların birçoğunu görüyorsunuz. Narend ve Agneta'nın söylediği konular hep bu boyuta giriyor. Şimdi bir ilk özet verecek olursam, kurumsal özellik konusunun farklı yerlerdeki durumu, seviyelerini göstereyim. 4 grubumuz var. Yüksek, orta düşük ve düşük gruplar var. Yüksek ve orta yüksek dediğimizde birçok sistemin, özellikle Kuzey Avrupa'daki sistemlerin olduğunu görüyoruz. Alt kısımda Fransa gibi yine geniş bir sistem, İspanya gibi büyük bir sistem var. Bir takım kısıtlamalar var orada. Şimdi biraz bu endikatörlerle ilgili bilgi vereyim size.
grubun kurumların rektörü veya şansölyesi ya da başkanı ismine ne diyorsanız onun seçilmesi, yani en üst yönetimin seçilmesi, tayin edilmesiyle ilgili baktığımızda 17 sistemde bunun tamamen içsel bir konu olduğunu görüyoruz. Yani kuruma ait içsel bir konu. 12 sistemde ise karnemizde görüyoruz ki formal bir onay gerekiyor dış bir kuruldan veya bir otoriteden. Sıklıkla bu formal bir onay, yani bir seçim prosesi var, seçim süreci var. Ve daha sonrasında da dış otorite bir son onay veriyor. Yani bir resmi süreç bu. Bazı sistemlerde durum farklı. Macaristan mesela böyle, bu teyit her zaman devlet tarafından verilmiyor. Veya yakın bir örnekte bir üniversitede gördük, Letonya'da bir üniversitede gördük. Bakanlık teyit etmeme kararı verdi. Çünkü seçim sürecinin gerekli kurallara uymadığını gösterdi. Daha sonra bir mahkeme davası açıldı ve mahkeme kararı da bakanlığın görevinin buna teyit vermemek olmayacağına karar verdi. Olamayacağına karar verdi. Yani esas böyle bir konu ortaya çıktığında tabii ki kurumsal özellik açısından tüm bunlar çok önemli oluyor. Seçim kriterleri de başka bir baktığımız konu. Mesela yasada bir tanım var mı? Bunlara bakıyorsunuz. 10 tane sistemde yine bunun içsel bir sistem olduğunu görüyoruz. İlgili kalifikasyonları. Yani bu yöneticinin kalifikasyonları 10 sistemde içsel olarak belirleniyor. 19 tanesinde de bir takım yasal gereklilikler oluyor. Mesela bir akademik kalifikasyon yasada belirlenmiş belli seviyeler için. Çok az sayıda örnekte bu kişi kurum içinden gelmek zorunda. Çok az örnekte bunu da görüyoruz ama yine orada da bir takım farklılıklar var. Yine önemli bir şey burada ilgili yönetim üyesinin seçilmesi. Aslında burada sistemleri genel olarak 4 bölüme ayırabiliyoruz. Yani üniversite yöneticisinin seçilmesiyle ilgili. Ya bir seçim kurulu oluyor, genellikle akademik toplum içinden seçilmiş bir kurul, idari kadro, öğrencilerden oluşan bir seçim kurulu oluyor. Sadece seçim için çalışan bir kurul. Daha sıklıkla gördüğümüz örnek, yönetici bir senato tarafından seçiliyor. Genellikle bu akademik bir kurul, yani akademik yönetim içinde olan bir senato. Başka örneklerde rektör, üniversite kurulu içinde bir kurul ya da bir konsey tarafından tayin ediliyor. Yani stratejik karar veren bir yönetim kurulu gibi bir şey oluyor. Dördüncü ihtimal ise iki adımlı bir süreç. Mesela senato bir tavsiyede bulunuyor. 3 kişi için tavsiyede bulunuyor. Daha sonra yönetim kurulu kimin seçileceğine karar veriyor. Bir rektörün seçilebileceği 4 yöntem bu şekilde. Görevden alma da yine çok önemli bir konu, özellikle ilgili. Burada görüyorsunuz 11 ülkede sadece üniversitenin kendisi karar veriyor. Bazı ülkeler yine dış bir teyit gerektiriyor. Bazı sistemlerde yasalarla düzenleniyor bu. Bazı başka sistemlerde ise daha spesifik ilişkiler oluyor. Çok çeşitli yöntemler var burada. Şimdi göstermek istediğim diğer bir konu da farklı yönetişim yapıları. Çünkü bu bir denge unsuru. Yani karar verme süreci içinde, yönetişim içinde kurumsal olarak öneme sahip bir konu. Yani kurumsal özellik derecesini gösteren bir kriter. Burada 3 farklı yönetişim yapısı var Avrupa'da. Yine sadeleştirilmiş, basitleştirilmiş bir model gösteriyorum. Daha fazla detay isterseniz
daha fazla çeşitlilik görürsünüz aslında. Biz burada biraz sadeleştirdik konuyu. Bireysel tekli bir yönetişim yapısı oluyor. Yani tek bir yönetim kurulu ve en büyük kararları o kurul veriyor. Ya da ikili bir yönetişim yapısı oluyor. Sorumluluklar paylaşılıyor. Sıklıkla bir senato oluyor. Akademik kararlarla ilgili sorumluluklar senatoya ait oluyor. Bir başka konsey, kurul daha stratejik kararları veriyor. Yine finansla ilgili, parasal konularla ilgili yöntemler orada karar veriliyor. Yani bu iki kurul olması ana sorumlulukları belirliyor. Bir de üçüncü yöntemde de bir karması var. Bunun yani üç farklı yöntem var. Buradaki kilit soru şu. Bu yönetim kurullarındaki ya da idare kurullarındaki bireyler kimlerdir? Bunlar dışarıdansa kim olacak dışarıdan? Ve nasıl girecekler bu kurula? Yine çok çeşitli seçenekler var karşımızda. Bunun nasıl düzenlendiği, Avrupa'da nasıl yapıldığı çok farklı yöntemlerle oluyor. Üniversiteler dışarıdan görevli tayin edebilir, tamamen kendi kararıyla bu görevi verebilir. Kuzey Avrupa'da genellikle, Britanya'da durum böyle. Bazı örneklerde üniversiteler dışarıdan bir üye tayin edemez. Tamamen bir dışsal süreçle tayin edebilirler ya da ikisinin karması olan sistemler olabilir. Farklı sistemler var. Burada önemli olan bu yönetim kurullarında farklı seviyelerde çok büyük farklılıklar, yani boyutu mesela farklı olabilir. Daha küçük olabilir, daha küçük bir kurul, ortalama 10 kişilik bir akademik senato ise 20'den 100 kişiye kadar olabilir. Evet, 300'e kadar hatta çıkabilir. Yani bu kurullarda etraftaki ekosistemden de daha az etkilenmesi isteniyor tabii ki. Tabii ki karar verme sistemlerine baktığınızda bu kurullar küçük olan kurullara göre çok daha karmaşıktır. Yani bu bir farklı yöntemler yine görüyorsunuz. İçsel olabilir, akademik üyeler, idari üyeler, çalışanlar, öğrencilerin katıldığı bir kurul olabilir. Veya farklı örnekleri olabilir bu kurulların nasıl oluşturulduğunu. Burada yine gördüğünüz örgütsel özellikle ilgili konular. En yüksek özellik nerelerde? Onları görüyorsunuz. Çok büyük bir çeşitlilik var skorlama açısından baktığınızda. Karnemizde çok büyük farklılıklar olduğunu görüyorsunuz. Önemli olan hep en tepede olmak değil tabii ki. Çünkü bunun dengelenişinin farklı yöntemleri var ama bu size bir endikasyon veriyor. Ama şöyle baktığınızda turuncudaysanız daha yüksek bir derece var, mordaysanız daha fazla kısıtlamaya tabi oluyorsunuz. Şimdi biz bazı trendler bulduk son 10 yılda. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Genelde tek bir tüzel kimliği olan tek bir tüzel yapı olmuyor. Kamu üniversiteleri var, vakıf üniversiteleri var, bunların farklı kuralları var. Bazen bazı testler yapılıyor, bunlarla ilgili farklı yapılarda kurulabiliyor. Ama genelde son 10 yılda benim içinde bulunduğum ve danışmanlık yaptığım reformlarda yüksek öğretimde en fazla tartışılan konu yönetişim içinde yeterlilikler, hangi kurulda kim olacak, hangi kararlar nasıl alınacak konularıydı. Onun içinde dışarıdan üyelerin daha fazla katıldığı bir yapı söz konusu. Bu da hesap verebilirlik açısından bir sistemin dışarıdan üye alarak kendi hesap verebilirliğini kanıtlama yöntemi olarak görülebilir. Yine bazı sistemlerde yönetici liderlerin seçimi özerklilik tartışmasının tam merkezinde yer
yer alıyor. Çünkü burada hem karar verme mekanizmaları hem de bütün bunların kurumların genel olarak özelliğine olan etkisi liderlerin seçimiyle yakından bağlantılı. Ben genelde örgütsel özellik üzerinde durdum ama şunu da belirtmek gerekiyor. Bu farklı boyutların hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Yani çok yüksek bazı kısıtlamalarınız varsa bu boyutta büyük ihtimalle personel seçiminde de yüksek bir özerkliğiniz olmayacaktır ya dış güçler tarafından bir kontrol söz konusudur ya da her şey yasayla düzenlenmiştir. Ben bunu söyleyerek sonuçta lineer bir şekilde özerklik gelişimin özerkliğe doğru bir ilerleme olmadığını söyleyebilirim. Sistemler kurumlarına daha fazla özerklik sağlarken şimdi son 10 yılın merceğinde baktığımda artık durumun böyle olmadığını, bir ileri bir geri adımlarla özerkliğin arttığı, azaltıldığı ve bu konuda sürekli bir tartışma yürüdüğünü, bunun da önemli olduğunu belirtebilirim. Çünkü bildiğiniz gibi özerklilik aslında önemli bir kolaylaştırıcı, bütün kurumlar için bir anahtar. Bu nedenle de yüksek öğretim kurumlarının gelişmesinde özerklik önemli rolünü koruyacaktır. Teşekkürler Thomas. Tam zamanında da bitirdiniz. Çok da önemli bir çalışma yapıyorsunuz ABD özerklik raporlarına ilişkin olarak. Bir tane daha çıkacak mı acaba? Sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet, aslında bu yıl buna nasıl yaklaşacağımızı tartışmaktayız. Epeyce uzun sürüyor ve kaynak yoğun da bir çalışma oluyor. Ama umudumuz önümüzdeki birkaç yıl içinde yeni bir rapor üzerinde çalışmaya başlamak. Bu çok önemli bir unsur çünkü daha yazarken raporu güncelliğini yitiriyor. Reform süreçleri devam etmekte. 2017'den bu yana tabii çok şey değişti ama şunu söyleyebilirim, hiçbir sistem düşük özerklikten bir iki yıl içinde en yüksek özerklik sıralarına tırmanmadı. Çok küçük adımlarla değişiklikler oluyor. Çok teşekkürler. Panelistlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Tam zamanımızı takip ediyoruz. Şimdi sorulara bakalım. İzleyicilerden çok sayıda soru gelmiş. Bu soru Özgür Değerlioğlu'nun Agneta'ya yönelik sorusu olacak. Soruyu yönlendirmeden önce kendisi 8 yıl önce Magna Carta Gözlem Merkezi'nde ilk başladığında Üstüner Güder'in görevi bırakmakta olduğunu söylemişti. Ben de o toplantıdaydım ve muhteşem Umberto Eco muhteşem bir konuşma yaptı ve dedi ki üniversiteler artık hiç olmadığı kadar önem kazanıyor ve beşeri bilimlerin önemi giderek artıyor. Bu da soruda sorulmakta, yaşayan değerler projenizde artık üniversitelere geçmişte uygulanan ama artık geçerliliğini yitiren bir değer olduğunu gördünüz mü?
Aslında detaya girmedik Magna Carta Gözlem Merkezi'nde. Çünkü biz bu projelerin izlemesini yapmıyoruz. Kurumların kendileri izlemeyi yapıp yürütüyorlar projeleri. Biz sadece elçi yollayabiliyoruz ve tek amacımız süreci kolaylaştırmak. Ama bu elçi herhangi bir şekilde müdahalede bulunmuyor. Yani dolayısıyla sorunuza yanıt veremiyorum. Ama tabii ki benim Stockholm Üniversitesi'nden duyduğum kadarıyla durum şu şekilde. Aslında Stockholm benim ana üniversitem ama her gün orada bulunmuyorum. Ama duyumlarıma göre sanırım 4 değer tespit edilmiş. Bu 4-5 yıl öncesinde alınmış bir kararla oluşturulmuş ve bütün öğretim üyelerine bir soru yönlendirilmiş. Bu değerler korunsun mu diye ve hepsi tereddüt etmiş. Bu değerler hakikaten bizim için çok mu önemli? Bu değerleri tutmalı mıyız diye bir düşünme süreci başlatılmış, tartışma gerçekleşmiş ve neticede biraz daha farklı bir değerler kümesi üzerine karar verilmiş. Çok da farklı olmamış bu. Dolayısıyla zaman içinde bunu değerlendirmek lazım. 5, 6 ya da 10 yıl önce farklı bir ifadede bulunurken zaman içinde bu ifadenin gelişmesi mümkün olabiliyor. Ama bir şeyler güncelliğini yitirdi diyemeyeceğim yine de. İsveç'te belki girişimcilik kelimesi yıllar önce çok çağdaş olarak görülüyordu. Özellikle benim ülkemde çok günceldi ama artık değil. Çünkü günümüzde kurumların dışındaki toplumla diyalog ve etkileşimi daha çok tartışmaya başladık. Tabii ki bu tamamen kendinizi nasıl ifade ettiğinizle bağlantılı. Evet. Bir soru daha var. Hepinizin cevap verebileceği bir soru bu. Bu Ayşın Ertüzü'nün bir sorusu ve diyor ki günümüzde üniversiteler ekonomik büyümenin lokomotifi, toplumun ve sanayinin liderleri olarak görülüyor. Bu üçüncü kuşak üniversiteler, girişimcilik vesaire konuları görüşülüyor. Ama özellikle Türkiye'de günümüzde üniversitelerden şöyle bir beklenti oluştu. Patent üretilsin, profesörler, startup şirketleri kursun, öğrencileri burada çalışsın. Bu konu giderek daha fazla vurgulanmaya başlandı. Soru şu, karar vericileri temel araştırmalar, beşeri bilimler ve sosyal bilimlerin bu şartlar altında en az diğerleri kadar önemli olduğuna nasıl ikna ederiz? Bu soruya ilk kim cevap verecek bilemiyorum. Ben başlayabilirim isterseniz. Şimdi tabii ki üniversiteler ekonomik büyümenin lokomotifidir. Bazı merkezlerde bunu çok duyuyorum. Üniversiteler artık bu pandemi dönemini aşmamıza yardım edecek ve tünelin ucundaki ışığı gösterecek diyorlar. Ama şunu da unutmamak lazım. Ben kamuyla
iletişim kurmak, toplumlarla, kurumların dışındaki toplumlarla iletişim kurmaktan söz ettiğimde sadece özel sektörden söz etmiyorum. Kendi uluslarımızın kültürünü, beşeri bilimlerini, sosyal bilimlerinin ne kadar önemli olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Tabii ki çok daha geniş bir yelpaze var. Toplumla çok daha farklı şekillerde iletişim kurabiliriz. Aynı zamanda bunu daha çok tıp alanında görüyoruz. Burada dışarıdan gelen kişiler geliştirme araştırmalarına katılıyor. Bir şu ya da bu şekilde araştırma geliştirmenin bir parçası oluyorlar. Aynı zamanda eş üretim yöntemlerinden de söz ediliyor burada. Ama bu tür durumlarda daha çok işletmelerle birlikte bir çalışma söz konusu. Toplumu genel olarak ikna etmeniz, siyasetçileri ikna etmeniz gereken bütün yelpazenin önemli olduğu konusu. Temel araştırma deyince elektrik geçmişte bir zamanlar temel bir araştırma konusuydu ve bir gün Finans Bakanı'na bunu artık farklı şekilde yapabileceksiniz diyenler de bu araştırmacılardı Amerika'da. Onun içinde temel araştırma olmaksızın geleceğe yönlenmek mümkün değil. Evet, buyurun Narend, sıra sizde. Ben Agneta'ya %100 katılıyorum ve şunu düşünüyorum. Üniversitelerin artık kendi savunmalarını geliştirmeleri gerekiyor. Ben sunumumda da söylediğim gibi aynı zamanda pragmatik ve gerçekçi olmak zorundayız. Üniversiteler çok büyük kamu kaynaklarını kullanıyorlar. Dolayısıyla topluma değerli olduklarını göstermek durumundalar. Üniversiteler sürekli bir denetim ve baskı altında kalacaklardır bu yüzden. Onun için de şunu ileri sürmek, işte araştırma mavi semaları araştırmalıdır. Çünkü bu büyük mavi gökyüzünden topluma çok önemli faydalar sağlanabilir demekle de bir şeydir. Ama değerin ne olduğunu da göstermek lazım. Çünkü sermaye maliyeti çok yüksek ve çok büyük kaynak harcıyorsunuz. Bunun sonucu ne olacak? Örneğin mezunlarınız gerek lisansüstü düzeyde işsiz kalıyorsa ya da gelişmekte olan dünyada sürekli olarak şu şekilde şikayetler duyuluyorsa, üniversiteden çıkan mezunlar çalışmak için yetersiz, temel yeterliliklere sahip değiller. Bu dijital iş ortamında 21. yüzyılda yeterlilikleri geri kaldı deniyorsa bu sizin rekabetçi olmadığınızı gösterir. Rekabetçilik hem ülkeler hem işletmeler için büyük önem taşıyor. 21. yüzyılda teknolojiye sahip olanlar, inovasyon yapanlar hakim konuma geçiyor. Güney Kore bunun iyi bir örneği. Küçücük bir ülke 20 yıl içinde elektronik sektörüne sıfırdan başlayıp hakim oldular. Yani ne
tür yatırımlar yapmışlar, nasıl politikalar takip etmişler buna bakmak lazım. 10 yıl önce burada Güney Kore'nin büyükelçisi yaptığı bir sunumda bu başarıya altın üçgen sayesinde ulaştıklarını söyledi. Burada ulusal altyapının ve politikanın geliştirilmesi için özel sektör, kurumsal sektörün dışında sermaye yatırımları yaptıklarını, bireylerin becerilerini geliştirmeleri için yatırımlara yöneldiklerini söylemişti. Biz Güney Afrika'da 55 milyon nüfusa sahibiz. Güney Kore'de 250 üniversiteleri vardı o zaman. Bizde 36 üniversite var. Bunlar da birleştirildi, 26'ya düştü. Dolayısıyla eğitim öğretime yapılan yatırımların karşılığında bir fayda bekleniyor ister istemez. Sadece araştırma geliştirme derken kamunun yararına bilgi üretmek ya da kişilerin beceri ve yeterliliklerini geliştirip değerli bireyler, vatandaşlar olmasını sağlamanın ötesinde bir faydadan söz ediyorum ben. Büyük bir kaynak tüketiyor üniversiteler. Dolayısıyla bu kaynağın karşılığında topluma, ekonomiye, rekabet gücüne faydalı olmaları gerekiyor. Bunu başaramazsak anlamımızı yitiririz. Ve şunu yapmak giderek zorlaşır. Gidip kamu kaynaklarından pay istediğimiz zaman toplumun bilgimizi kullanarak ileriye geçmesini sağladığını göstermemiz gerekir. Çok teşekkür ederim. Evet, bu çok önemli bir çatışma. Bu çatışmanın bilincinde olup buna göre yaşamamız gerekiyor. Bir soru daha var. Thomas'a bir soru ve diyor ki Avrupa Komisyonu'nun Ufuk Avrupa Horizon Europe raporunu okurken üniversitelere hiç değinilmediğini gördüm. EUA ile bir işbirliği yapıldı mı acaba Horizon Europe, Ufuk Avrupa için? Evet, çok güzel bir soru ve burada aslında Agneta ve Narend'in önceki soruya söyledikleriyle birlikte bir yanıt vereceğim. Burada aslında üniversitelerin ürettiklerinin değeri Avrupa Araştırma Finansman Programı, Horizon Europe ve Avrupa bütçesi içinde araştırmanın payına da değinmek gerekiyor. Çünkü bunun sonucunda çıkan bana şöyle geldi. 4 yıl öncedir süre gelen araştırma ve inovasyon için üniversitelerin Horizon'dan istediği finansman ve Erasmus Plus projesinde eğitim öğretim için istenen pay ve esas olarak üniversitenin katma değeri nedir? Araştırma, inovasyon ve öğretim alanlarındaki katma değeri nedir? Ve biz evet, bu alanın çok önemli olduğu savını nasıl duyurabiliriz? Ve Avrupa'da tarıma, güvenliğe giden araştırma yatırımlarını kendimize nasıl çevirebiliriz? Sürekli burada bir tartışma devam ediyor. Onun için de kendi savınızı hep ileri sürmeniz gerekiyor. Farklı karar verme mekanizmaları ve topluma da bu boyutları göstererek finansmandan pay alıyorsunuz. Ekonomik büyüme mesela burada
karar vericilerin finansmanı yapması için örneğin Avrupa'da araştırma programlarına yapılan her 1 euroluk yatırımın ekonomide 30 katı bir fayda verdiği gibi bir ekonomik sav var ya da burada bütün toplumun faydasını nasıl sağlandığı araştırmanın aynı zamanda diplomatik bir rolü olduğu ve küresel düzeyde farklı grupları sizin sesinizi duyurduğu, büyük sınamalara çözümler getirdiği konusunu da ileri sürmek gerekiyor. Covid pandemisinde bu giderek önem kazandı. Araştırma ve üniversiteler giderek ön plana çıktı ve bu sınamaların çözümüne katkıda bulunabildiklerini gösterdiler. Burada acaba bütün parayı sadece bir aşı bulmaya mı yönlendirmeliyiz, yoksa burada başarımızın sürmesi için temel araştırma gerekli mi diye bakmamız lazım. Bu alanlara yatırım yapmasaydık bu aşamaya da gelemezdik ki savını da kullanarak karar verenleri Avrupa'da doğru bir denge tutturmaları konusunda yardımcı oluyoruz. Finansmanı sağlarken kaynakları temel araştırma gibi ana ayaklara da aktarmalarını sağlayabiliriz. Daha çok inovasyon, pazara daha yakın araştırma vesaire konularına daha fazla kaynak ayrılıyordu ve temel araştırma için biz COVID döneminde iyi bir argüman geliştirebildik. İşte bu da bir örnek. Üyelerimizle birlikte bu savları gerçek bir etki sağlamaları açısından adım adım ileriye taşıyoruz. Avrupa'da Avrupa seviyesinde yapılıyor. Bu ulusal seviyede de yapılabilir. Doğru argümantasyonu getirirsek tabii ki bazı değişiklikleri üniversiteler lehine de yapabiliriz. Teşekkürler Thomas. Bir soru da aklımızdaki bir soru. Ben de moderatör ayrıcalığımı kullanarak sorayım. Aslında herhalde Thomas'a sonra da Agneta'ya belki Naren'de de sormuş olayım. Bu özellik raporunun okurları için aslında şu şaşırtıcıydı. Yani bir yerde biliyorduk Türkiye'nin sisteminin çok merkezi olduğunu, daha az bir özellik derecesinde olduğunu, Avrupa'ya kıyasla böyle olduğunu biliyorduk, şaşırmadık. Ama şaşırdığımız şey özellikle finansal konularda, finansal özellikte Türkiye Fransa ile yan yana yer aldı. Yani insanlar ya Fransa mı diye düşündü. Çünkü muhtemelen Fransa'da bu konuda daha fazla özellik vardır. Fransız üniversiteleri, Türkiye üniversitelerine göre daha özellikdir diye düşünüyorduk. O yüzden bu bizim için şaşırtıcı oldu. Her ne kadar finansal sistemimiz Fransa'nınki gibi merkezi bir sistem, mali merkezi bir sistem olsa bile yakın geçmişte Fransa'da pek çok değişim oldu. Yüksek öğretim modernizasyona tabi tutuldu. Biliyor musunuz acaba aranızda daha fazla özellik getiren ne oldu bilen var mı? Mesela bir takım birleşmeler mi oldu? Eğer bilginiz varsa çok büyük bir katkı olur bizler için. Evet, ben bu konuda memnuniyetle yanıt verebilirim diyor Thomas. Tabii ki özelliğin karne, bizim scorecard'ımızın önemli konularından birisi kurumsal özelliği biraz... Yani az ya da çok özellik konusu dışına çıkartmak. Yani tam özellik mi, sıfır özellik mi? Değil. Bunun için de biraz daha ince ayarlar yapıp farklı sistemleri birbirleriyle kıyaslayabilmek istiyorduk. Ki bunun sonucunda diyebilirsiniz ki işte Fransa'da binaya sahip olabiliyorlar veya olamıyorlar. İşte bu nedenle farklı seviyeler var. Yani
bazı seviyeler bir boyutta özellikle düşük olsa bile bunun neden olduğuna bakıyorsunuz. Çünkü orada bir üniversite ücreti alınmıyor. Başka konularda farklı seviyelerde özellikler çıkabiliyor ve farklı endikasyonlar oluyor. Bu açıdan bunun önemli kısmı şu, tek bir model yok. İşte şurada doğru model budur demiyoruz. Yapmak istediğimiz şey aslında bir tartışma yaratmak, başlatmak. Çünkü bizim için belki binaya sahip olmak önemlidir. Bir sistemde bunun yanıtı farklı olabilir. Mesela Fransa'da bu konuları tartışmışlar ve bir noktada binanın mülkiyetinin verilmesine karar verilmiş. Yani belki buna girmeyeceğiz. Çünkü gerekli fonlamayı sağlayamazsak o zaman biz üniversite olarak başka bir şey yapmak için daha fazla özgürlüğümüz olabilir. Ama aynı zamanda bu bir de yük getiriyor beraberinde. İşte bu tür özellikler, finansal özellik açısından da bu tür sorulara baktık. İstiyor musunuz, istemiyor musunuz finansal özellikliği? Bir başkası da öğrencilerden bir ücret alınacak mı, alınmayacak mı? Bu da bir endikatör. Tabii ki sisteme bağlı olarak bu belirlenebiliyor. Mesela Britanya'yı örnek olarak verecek olursak, tabii ki bizler için çok önemli diyor oradaki üniversiteler. Bağımsız olmak çok önemli ama bazı kuzey ülkeleri farklı düşünüyor. Kendileri için bunun en önemli şey olmadığını, devletin nasılsa fonlama sağladığını vesaire söylüyorlar. Yani bu fonlama konusunda veri toplarken 10 yıl içinde bu görüş çok değişti. Mesela Finlandiya'da artık önemli olmadığı konusuna geldiler. Kamu fonlaması gittikçe azaldı. O yüzden belki bir kaynağa bağımlı olmamanın önemi farklı şekillerde ortaya çıktı. Yani önem dereceleri her sistemde farklı olabiliyor. Yine bu verdiğimiz skor kartında ya da karnede diyaloğunuzu oluştururken şu sonuca varabilirsiniz. Yani bu bizim sistemimiz için önemli mi? Evet ise ona uygun adımlar atabilirsiniz. Böylece özerkliği arttırıp ilgili konuda kapasitenizi arttırabilirsiniz. Fransa ile ilgili son bir şey daha söyleyeyim. Bu konuda çok reformlarla ilgili çok tartışmalar oldu. Özellikle de ilk karneyi yayınladığımızda o konuda birçok reform konusu vardı tartışılmakta olan. İkinci karne çıktı. Ve bazı alanlarda iyileşmeler oldu ama çok da büyük bir iyileşme değildi Fransa'daki. Yani sıklıkla bir sistemde yapısal reform gibi görünen bir şey, bir karşılaştırma yaptığınızda yine de bir takım şeylerin çok da değişmediğini ve değişimin etkisinin o kadar büyük olmadığını görebilirsiniz. Dediğim gibi yani merkezi kontrolün olduğu bir sistemden aniden tamamen özgürlük olan bir sisteme geçildiğini hiç görmedim. Bu daha ziyade farklı adımları doğru tartışmaları yaptıktan sonra atmakla ilgili bir konu. Evet, Thomas'ın söylediği gibi karşılaştırma yapmak çok zor farklı sistemler arasında. Yani bu sistemler zaman içinde değişir. Benim de bir takım ülkeler, kendi ülkemle ilgili bilgilerim vardı. Aynı zamanda Norveç ve Danimarka'yı da biliyorum. Çünkü çok gittim o ülkelere. Yönetim kurullarında üyeliğim var. Bir takım değerlendirmeler yaptım vesaire. Şimdi informal sistemler ülkelerimizde farklıdır. Devlet ve kurumlar arasındaki ilişkiler. Mesela İsveç'te mevzuat ve yasalar belli bir derecede kısıtlayıcı. Başka ülkelerde, özellikle Norveç'te, daha fazla bir informal diyalog var devletle kurumlar arasında. Daha yakın. İsveç'te durum böyle değil. Tabii karşılaştırma yapmak çok zor. Söyleyebileceğimiz şey budur. Tamam, çok güzel diyor Tamer Bey.
O zaman bu güzel oturumun sonuna geldik. Tüm panelistlere vakit ayırıp bize katıldıkları için bu öğleden sonra çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir panel oldu. Çok şey öğrendik ve bu bilgilerden faydalanacağız. Elif Ünlü, Senem Yıldız, Aybek Korugyan ve Çağlar Özgür'e de teşekkürlerimi sunmak isterim. Simultaneyi çeviri yapan Tanyeli Demirer ve Varda Kıvrak'a da teşekkürlerimizi sunarız. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Başka bir fırsatta tekrar görüşmek umuduyla gelecekte görüşmek üzere.